bulacaksın, çalışacaksın. İş bak, bu iş konusunda benim üzerime çok geliyorsun da. Şu anda ekonomik kriz var. Ayrıca da benim DNA'mda çalışma yok. Kodum bozuk. Arkadaşlar, böyle bir dünya yok. Çalışmadan kimse bir yerlere gelemez. Çalışmadan kimse bir şey sahibi olamaz. Bunda çekinecek, gücenecek bir şey yok. İşe gireceksin. Herkes gibi, bütün dünya gibi, benim gibi, onun gibi, herkes gibi işe gireceksin. Bunda çekinecek, gücenecek bir şey yok. Gideceksin, abi ben iş arıyorum. Kapı kapı dolaşacaksın. Selamünaleyküm, aleykümselam. Abi ben iş arıyorum. Ben çalışkan bir bireyim. Evime ekmek götüreceğim. Diyeceksin, diyebileceksin. Bunda utanmak, sıkılmak hiçbir şey gerek yok arkadaşlar. Sadece kendiniz olun. Çalışmak istiyorsanız ve çalışmak zorunda olduğunuzu unutmayın tabii ki de. İstiyorsanız diye bir şey yok. Çalışmak istemek biraz huzuri bir kavram. Çalışmalı herkes, mecburen. İşte iş yok. Ne iş yapacağım? Nasıl yapacağım? Bu işi mi yapacağım? Yapacaksın abi. Her işi yapacaksın. Garsonluk yapacaksın. Şoförlük yapacaksın abi. Gideceksin otelde insanların tişörtlerini katlayacaksın. İş yapacaksın. Her işi yapacaksın. Onu yapmam, bunu yapmam yok abi. Düğünlere kamera çekeceksin. Hiç mi işin yok? Gideceksin, ayakkabı boyayacaksın. İş yapmakta, para kazanmak için gerçekten utanmayın arkadaşlar. Para kazanmak şu devirde gerçekten zor ve bunu da unutmayın, bunu da aklınıza yer ediniz. İş yapmak için, para kazanmak için gerçekten çok çok seçici olmayın. Seçici olmanın da zamanı var ama iş seçebilmek için bazı işleri beğenmemek, ben bu işi yapmam demek istiyorsanız onun için de biraz ekmek yemeniz gerekiyor arkadaşlar. Öncelikle bazı yollardan geçmeniz gerekiyor. Öncelikle bu tişörtün terlemesi gerekiyor. Öncelikle sizin biraz iş ortamında iş seçilmek için pişmiş olmanız gerekiyor. Herkes kolay paranın derdinde. Düşmüş bir, ya ben çalışmayayım, evde yatayım, oh ne güzel. Arkadaşlar, böyle bir dünya var mı? Böyle bir dünya var mı? Ben hiçbir şey üretmeyeyim, hiçbir yerde çalışmayayım. Sabah uyanınca yastığımın altında altın olsun, para olsun. Arkadaşlar, böyle bir dünya yok. Çalışmadan kimse bir yerlere gelemez. Çalışmadan kimse bir şey sahibi olamaz. Nasıl dünyanın en büyük milyarderleri, en büyük zenginleri bile hala çalışmaya devam ediyorsa sen de çalışacaksın arkadaşım. Çalışmadan kimseye ekmek yok. Sana da yok, bana da yok. Kimseye yok. Bu sana özel bir durum değil. Hepimiz için geçerli. Çalışmadan ekmek yok. Bir de bazı insanlarda şöyle bir durum var. Kendisi çalışmıyor, üretmiyor. Hep yatıyor. Bir de çalışana mana buluyor. Ya bu çok çalışıyor. Ne yapacaksın bu kadar parayı? Nereye götüreceğim parayı? Öteki dünyaya mı götüreceğim? Kefenin cebi yok. Diyen insanlar sürüsü var. Arkadaşlar, böyle siz olun. Bu şekilde yapmayın. Çalışana mana bulmayın. Çalışana mana bulmak bize düşmez. Siz bundan uzak durun. Dediğim gibi öncelikle iş bulacaksın. Gidip çalışacaksın. Bu tişörtü terleteceksin. Git iş bul bakalım önce. Bir çalış, bir git gel bakalım. Sen daha hiç işe girmemişsin. Yatırayım parayı abi. Zengin olacağım abi. Bir kere de girişimcilik olacak abi. Arkadaşlar bunlar kolay şeyler değil. Bunlar basit şeyler değil. Bunlar sadece sizde paranın olmasıyla yapabilecek şeyler değil. Yeterli tecrübeniz olması lazım. Çevrenizde akıl hocalarınız olması lazım. Bu işler, böyle zengin olayım işleri falan filan, bunları geçin arkadaşlar. Öncelikle siz kendinizi çalışma hayatına hazırlayın. Bol bol esnek saatlerde çalışabileceğinize kendinizi öğretin. Bunu yapın. Bundan sonra zaten gerisi gelecektir. Bir işe gir. Saatlerce çalış. Terle. Yorul. Bir git gel. Ondan sonra gel evine. Yat yatağına ve düşün. Ben daha az nasıl çalışabilirim? Ben daha az yorularak, daha az saat çalışarak, daha çok aileme vakit ayırarak nasıl çalışabilirim diye kendi kendine, kendi imkanlarınla veya bazı materyallerle, internetlerle, kitaplarla ve akıl hocalarına danışarak kendi kendine şu soruyu sor. Ben daha az enerji kullanarak, kendime daha fazla zaman yaratarak nasıl çalışabilirim? Nasıl daha rahat bir şekilde geçimimi sağlayabilirim? Bunu düşün. Ama öncelikle git bunu terle. Yorul arkadaş. Yorul. Çalış ve yorul. Bir emek harca ki bundan sonraki hayatında yeni bir iş kurduğunda o işin de kıymetini bil. Kıymetini bil. Ben
Neler çektin buraya gelmek için diyebil. Diyebil ki o yaptığın işin ne olduğunu unutma. Geçmişte yaptığın işin ne kadar yorucu olduğunu unutma. Alın teri dökmeden para kazanmak kadar saçma bir düşünce olabilir mi arkadaşlar? Böyle bir şey mümkün mü? Bence mümkün değil. Alın teri dökmelisiniz arkadaşlar. Bu çalışmanın kuralıdır. Ne iş yaparsan yap, alın teri dökmelisin. Ve kazanılacak en helal, en doğru para da alın teri dökerek kazanılan paradır zaten. Bunu unutmayın. Şunu asla unutmayın arkadaşlar. Bu hayatta herkes girişimci olacak diye bir şey yok. Bu hayatta herkes girişimci, herkes fabrikatör, milyarder olamaz. Zaten bu dünyanın dönme biçimine aykırı. Allah'ın adaletine aykırı. Çünkü birileri çalışırken birileri yatacak. Birileri ter dökerken, bir yerlere gelmek için uğraşırken, çaba gösterirken diğerleri birbirinin dedikodusunu yapacak. Fake hesaplar açıp birbiriyle dalga geçecek. Çalışana mana bulacak. Bu dünyanın döngüsüdür. Birileri çalışır, birileri yatar. Birileri bir yerlere gelir, birileri yatmaya devam eder. Belli bir işe girecekken, bir yola çıkacakken kendinize şu soruyu sorun. Ben bu işi yapabilir miyim? Ben de bu işi yapacak göt var mı? Açık açık. Ben bu işi yapabilir miyim? Becerebilir miyim? Ondan sonra eğer kendine ben bu işi yaparım diyebiliyorsan bu işe gir. Bu iş sana mantıklı geliyorsa. Çünkü bir işe girmeden önce öncelikle kişiye mantıklı gelmesi gerekiyor. Ya işte ben bu işi yaparım ama yapabilir miyim? Acaba yapsam nasıl olur? Demeyeceksin. Yapacağım. Ben bu işi yapabilirim. Ben bu işi yapacağıma eminim. Sonucu ne olursa olsun ben bu işe gireceğim. Ben bu işi yapabilirim. Ben bu işi yapma kabiliyetine, yeteneğine ve tecrübesine sahibim. Ve gerekli imkanlara da sahibim diyebileceksin. Arkadaşlar bu videomuza noktayı koymadan önce şundan emin olun ki bu hayatta çalışmadan ekmek yok. Birden zengin olayım, bir kere de para yatırayım, bir kere de milyarder olayım, fabrikatör olayım, iş kurayım, birden zengin olayım. Çalışmadan para kazanayım diye bir şey yok arkadaşlar. Buna emin olabilirsiniz. Şu anda dünyanın en büyük, en zengin insanları bile oralara gelebilmek için çok çalıştılar ve hala çalışmaya devam ediyorlar. Buna emin olun. Çalışmadan para yok arkadaşlar. Ve şunu asla unutmayın. Bir işe girmek istiyorsanız, evinize ekmek götürmek istiyorsanız, gerçekten para kazanmak istiyorsanız her işi yapmaya hazır olmalısınız. Çünkü bu devirde artık üniversite mezunu da olsanız, yüksek lisans dahi yapsanız, okuduğunuz bölümle ilgili bazen iş bulamıyorsunuz, bazen istediğiniz paraları kazanamıyorsunuz. O yüzden bu hayatta her şeye açık olun. Benden size tavsiye ve çalışmadan para kazanmanın derdine de şu anda düşmeyin. İlerleyen zamanlarda yaşadığınız olaylarla ve tecrübelerle zaten böyle imkanlara sahip olabilirsiniz. Önemli olan gelecekteki bu imkanları değerlendirmek. Ama öncelikle bu tişört terleyecek arkadaşım. Kendine iyi bak. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, iyi seyirler.